Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Aralık Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün düz koşulan bir yarış arkadaşlar. Saat 13'te başlayacak olan 9 koşulu gerçekten birbirinden güzel yarışların bir arada olduğu bir yarış. En azından ben İstanbul yarışlarından inanın keyif alıyorum. Çünkü en azından düzgün güzel sapkanlar hem seyretme imkanı alıyoruz hem de oynadığımız sapkanların ne olduğunu görüyoruz. Bazı illerde inanın o kadar istikrarsız sapkanlar bir arada olduğu zaman da inanın yani ben biraz uzak durmaya çalışıyorum. Ama mecburen yorum yapacağım yerlerde de mecburen sizler için bakıyorum. Ama inanın keyif alacağımız yarışlar belli zaten yerler. Kaliteli sapkanların bir arada olduğu bir yarış. İstanbul Veli Efendi yarışındaki yarışlar için söylüyorum. Bugün 9 koşul program var. Tek bir programımız var. Arkadaşlar yurt dışı yarışlarında şu anda gördüğünüz gibi İngiltere var sadece. Ben de haliyle bugün yurt dışı yarışı programım yok. Artı bir arkadaşım söylüyor yani Doğu illerini veriyor musun diye. Bunu ben daha belki eski videolarımda baya baya söyledim. Çok söyledim. Yine söyleyeyim. Doğu illerin yorumunu yapmıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya orada dereceye göre mi çalışacağım? Ata göre mi çalışacağım? Jokey'e göre mi çalışacağım? Hani piste göre mi değişeceğim? Hani inanın farklı. Ben zamanında tamam tek bir Urfa olduğu zamanlar oynuyordum. Yalan değil bende. Hatta ondan sonra bir iki ilaveler oldu. Oynamaya başladım ama ondan sonra bu pist değişikleri, jokey bilmem neleri inanın oyunları fark ettiriyor. Şimdi bu at Urfa'ya gidiyor. Urfa'da farklı koşuyor. Diyarbakır'a gidiyor farklı koşuyor. Çünkü neden? Bütün pistler aynı değil. Aynı ölçükte değil. Birisi hafif, birisi ağır, birisi orta. Yani sürekli istikrarsız sonuçlar bir arada çıkıyor. Yani bu da sizleri yanıltmama büyük etken olur. Hani o yüzden ben sizlere de kimseyi de yanıltmak istemiyorum. Burada maksadım sizlere bir şeyler kazandırabilmek, bir şeyler faydalı olabilmek. Yani eğer bu kazanda bu yemekte bir eğer bir biraz da olsa bir tık da olsa bir tuzum varsa ne mutlu bana. Çünkü benim amacım sizlere en azından güzelce olsa bir şeyler kazandırabilmek. Yani bir katkıda bulunabilmek. Daha doğrusu o şekilde söyleyeyim. Sizler de bunun bilincinde olan arkadaşlarımız var. Benim verdiğim oyunlar hoşunuza gitmeyebilir. O an tuttuğunuz başka bir hattı vardır. Ben vermemişimdir. Arkadaşlar tuttuğunuz atı yazın. Öncelik olarak yazın. Çünkü eğer bakın o at geldiği zaman inanın sizdeki hayal kırıklığı hani dünyanın en büyük hayal kırıklığı gibi olur. Çünkü onu da ben istemiyorum. Sizler elinizden geldiğince ilk tuttuğunuz safkanlarınız, kendi tuttuğunuz safkan varsa inandığınız safkan yazın arkadaşlar. Tek mi atıyorsunuz? Tek atın. Çünkü bu işin bileni yok. Ben her zaman söylüyorum bu işin bileni yok. Ne at sahibi doğru düz bilir. Jockey belli bir yere kadar bilir, belli bir yerden sonra. Sahanın en iyileri, sahanın bu yani kurnazları tabiri yerindeyse bir şey söyleyeceğim. O farklı bir şey algılanacak şimdi. O zaman da bir eklenmeyelim. Yani bu sahanın kurtları şey diyelim, saatçılar arkadaşlar. Ama saatçıların da bir tanesi doğru düz altılı tutamaz. Birisini bir üç ayak bilir, dördüncü ayakta bir tane safkandan yatabilir. Yani bu herkesin başına gelebilir. Yani ne demek oluyor? Bazen dereceden de yani yarış çalışmalarından da olmuyor yani. Çünkü at idmanda uçuyor, yarışta yok. Yarışta at yürüyecek hali yok. Bir bakıyorsunuz yarışta at uçmuş, kanatlanmış, uçmuş yani. Bunda her şey olabiliyor. O yüzden inanın bunun hiçbir zaman bileni yoktur. Bunu ben her seferinde söylüyorum. Bazı örneklemelerde de söylüyorum. İnanın bileni yoktur. Ya en basit bir söyleyeyim. Seklave 15 diye bir at vardı. Eğer eskilerimiz varsa bilir yani. Seklave 15 ben sağ olsun bizim eski seyis abimiz vardı işte. Şimdi emekli gerçi de. Erdal abi vardı. Adanalı, lakabı Adanalıydı. Ben onunla takılıyordum. Onun çalıştırdığı yani hazırladığı atlara ben bineklik yapıyordum. Bazen ufak tırıslar yapıyordum. O zaman tabii böyle kilolu değildim. O zamanlar tüy gibiydim. Yani 50 kilo bile yoktu bende. Yani bir Seklave 15 bir evvelki yarışında at arızalanıyor. Arızalanıyor derken hani Halis kardeşi bindirdik. Bir kısa havada yarış vardı. B grubundaki at o zaman yani daha doğrusu eskiden A, B, C grupları olduğu zaman alt gruptaki safkanlar eğer açık yarış kısa havada yarış olunca alttan hani bir üstteki yarışta kayıt yapabiliyordu. Koşabiliyorlardı. Biz de yaptık bir tane öyle kayıt yaptırdık. At Halis Karataş'ı bindirdik. O zaman aprantiydi. İnanın dört ayak kandan içine geldi. Çünkü makineye vurdurmuş ayakları. Yani 5-6 gün sonra da bir yarışımız var. Ağırlarda at yürüyemiyor ya. Biz artık ona göre şeyini yaptık. Önlemini aldık. Bir ilaçlara sürdük. Bir tesir edici yarım saat artık burada da söylüyoruz ama yarım saat tesirli bir farklı bir ilaç kullandık. 4 tüp kullandık hatta. O şekilde söyleyeyim.
yarışın başlamasına yarım saat, bir saat kadar başladık. Hatta geç çıktık. O zaman bizim antrenör de Göztepe'li Ahmet'ti. Ahmet Küçükkara. Lakabı Göztepe'li Ahmet'ti. Antrenörümüz o. Hatta bu Sapkan'ın sahipleri de bu Haberkan'ın sahipleri. Yani Özhancıları işte bizim sahipler onlardı. Sağ olsun onlar bana bayağı güzellikler yaptılar. Atı idmana götüreceğiz. Son ayak koşuyoruz diye. Sağanak yağmur altında 1400 metrelik bir kum yarışı. Zaten o zamanlar çim yoktu. Bu benim dediğim olay ne zaman başladı? 89 ya da 90 yılı arkadaşlar. O civarı. Ama yok 89 80 yok. Onlar daha önce ya. Daha önce de olabilir yani. Tam aklıma da gelmiyor ama. Yani o civarlarda Göztepe'li Ahmet'in o gün yağmurlu ama 1400 metre hiç sevmediği mesafe. Bu at çünkü startta kalıyor. 1800 ve uzunluğu seven bir Safkan. Startta kaldı. Yarış kazandık. Bakın startta kaldı. 5 boy startta kaldı. Burun'la yarış kazandık. Ama Göztepe'li Ahmet bizim antrenörde sonda kaç tane at vardı? 6-7 tane mi ne at vardı? Çünkü bayağı bir kalabalık bir yarıştı. Son ayaktı bir de. Bizim 2 numara mıydı biz? 3 numara mı? Öyle bir şeydik. Oktay Özaptağ vardı hatta. Allah rahmet eylesin. O jockey vardı. Göztepe'li Ahmet de yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Bak kendi antrenörünün yaptığı at yok. Atı zaten bir gördü. Düzgün yürüyor. Ne yaptınız dedi. Ata ilaç sürdük dedik. Bir şeyler yaptık. Ya dedi siz beni mi götüreceksiniz dedi. Benim altılım gidiyor. Ya o gün kanatlılar geldi. Bilmem neler geldi. Ama sürprizler üstüne sürpriz geldi. Altılı bilmiyorum. 2 kişi mi çıktı? 3 kişi mi çıktı? Hani öyle bir büyük bir ikramiye de verdi. Yani bu işin bileni yok arkadaşlar. Hatta daha çok örnekleri var da. Şimdi burada programı bitiririz. Kendi at sahibi kendi atına oyun oynamıyor. Telefonun duvarda kıranını da gördüm. Atı birinci oluyor, telefon duvarlarda parçalanıyor. Neden? Seyis söylemiş, bu attan bugün hiçbir şey olmaz. Bu başka bir at için söylüyorum. Yani ne pozisyonlar gördüm, inanın şok olacaksınız. Yani bu işi bileni yok, her zaman söylüyorum. O yüzden en azından bir katkı, yani bir katkı bulunmaya çalışıyorum ben size. Fazla bir şey değil, beklemeyin arkadaşlar. Ama inşallah tabii verdiğimiz oyun tutmasını da canı gönlünü tutuyorum. Çünkü aynı birebir oynayanları da biliyorum çünkü. İnşallah onlar da faydalı olur. Gelelim bugünkü koşulara. Yine çok büyük eleştiremiyorum. Zaten bugün ne? Çarşamba, Perşembe, Cuma'nın programı vereceğiz. Ondan sonra zaten Cumartesi günü yokum ben. Allah nasip ederse inşallah bir aksilik olmasa. Çünkü benim bir tek korkum var. Şu Kiev'den, kontrolden çıkabilmek. Çünkü geri gönderilme durumu da var. Çünkü benim en büyük korkum o. Neden diyeceksiniz en büyük korkum? Arkadaşlar şimdi benim gittiğim zamanlarda yani 2 seneden fazladır gitmiyorum çünkü. Şimdi adamlar şart koymuş günlük 50 dolardan yani kaç gün kalacaksın diyor. Günlük 50 dolar artı 200 dolar da artı bir şey koyuyor. Yani diyelim ki 10 gün kalacaksın artı 4 gün koyuyor 14 gün. Günlük 50 dolardan 700 dolar cebinde para olması lazım diyor. Yani o şekilde gireceksin diyor. Ama benim zamandayken yoktu. İsterse cebinde 50 dolar olsun. Yani isterse 20 gün kalabiliyorduk. Ama şimdi bunu yaptılar. Benim de cebimde o kadar para yok. Şimdi benim hesabıma göre ben 36-37 gün kalacağım. 2000 dolar nasıl cebimde tutabileceğim ki? Yani bu kadar mantıksız iş mi olur? Ben de şimdi bunu öğrendim. Eyvah dedim. Şimdi baktık bugün evrak hazırladım. Bir şeyler hazırladım. Bilmiyorum artık inşallah faydası olur. Olmazsa yandık. Çünkü oradan geri dönme durumu da var. İnşallah o duruma düşmeyiz. Vallahi düşersek inanın benim çok büyük hayal kırıklığına uğrar. Yani benim bir tek korkum da o. Çünkü bir sürü işlem yaptım, bir sürü şey yaptım. Hani onlar da hani giderse yazık olur. Yani bu uğurda. İnşallah böyle bir aksiyle denk gelmez. Çünkü benim oraya turistik amaçla gitmiyorum sonuçta. Benim ailem orada. Ailemin yanına gidiyorum. En azından bir yeni yılı orada beraber çıkaralım. Zaten hastalar şimdi de. Orası da hani Ukrayna'da şu anda pek iyi durumda değil. Yani hastalık orada bayağı yayıldı. Bakalım ya Allah... Alnımızda ne yazıyorsa onu göreceğiz artık. Yapacak bir şey yok çünkü. Gelelim buradaki yarışlara artık. Bir türlü gelemiyoruz bu yarışlara. Saat 13'ten itibaren Maiden 2 yaşlı İngiliz'in 1500 metrelik sentik yarışında. Arkadaşlar zaten son yarışlarında artık kazanırım kıvamına gelen bir 8 oğlu Winner Gettys Al var. Bir Wind River Wind temsilcisi Lavoy Doyon. Gerçekten Lavoy Doyon bu orijinli zaten kardeşleri yani 2 trilyon kazanan var, 900 milyar kazanan var. Yani çok iyi detaylar veren bir isim bu. Bana göre bu Yıldırım Gergin'e ait bu Safkan da Akın Sözen de bence bu yarışı kazanır. Çünkü zaten son yarışında hani sonlarda bayağı direkt aksiyon yani o düzgün aksiyonu ben çok beğendim. Yani geldi sprintini yaptı. Yani düzgün aksiyonlarda ikinciliği kaptı. Bana göre bugün de kazanırım pozisyonda.
Artık zaten o günkü sinyallere göre kazanması bence en normal sonuç olacak. 8 numaralı winner get this all Akın Sözen'le ben sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Yani bu safkanın bence bu grubun atı olmadığında bu yarışı kazanarak göstermesini bekliyorum. Çünkü bu safkanı 3 yaşlılığında ben açık yarışlarda, kısa vade yarışlarda hatta grup yarışlarında göreceğimize de inandığım bir isim. Bu safkanı da bir yerlere not etmenizi de ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde satış koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik santrilik yarışına geldiğimizde burada da baktığımız zaman 12 safkan var ama inanın işte vasat safkanların bir arada olduğu yarış, yani al birini vur ötekisine. Baştan programa baktığım zaman en azından bu 3 dolu Rudiko, bakalım kaç paraymış bu at. 3 yaşında bir safkan 67 bin lira alınır mı? Vallahi alınır aslında bu. Ben bu safkanda çünkü orijin olarak kuvvetli bir orijin var. Rampoli temsilcisi, bu da bir, zaten Rampoli'de bir Bosporus soyundan gelme. Valla baktığınız zaman arkadaşlar bir 3 nolu Rudiko hani kağıt üstünde bende hemen banko çıktı. Ama safkanın 9 kez sentrik koşmuş, hiçbirinde tabelası yok. Şimdi işin garip tarafı beni biraz tedirgin etti. Ama yarış şeyine baktığım zaman yarış hayatına başladığında bu sürekli sentrik koştu. O zamanlar demek ki form grafiği biraz düşükmüş. Yani kendini daha bulamamış. Safkan ileriki durumlarda kendini bulunca o zamanlarda çime denk geldi. Çimde dereceli işler yapmaya başlayınca hani acaba sentrikte eksik mi koşuyor sorusunu da sordu. Ama bana göre şu formuyla sentrikte ben bu safkanın iyi bir koşmasını bekliyorum. En azından Adem Aslan'la ilk çarpıyı atacağız arkadaşlar. Çünkü bu en azından orijinal olarak zaten kum çimi ayırt etmeyen, sentrik ayırt etmeyen bir orijine sahip. Yani o yüzden ilk çarpıyı atacağız arkadaşlar. Bu safkanı Rudiko'ya bekleyeceğiz. Daha sonra da ben rakip olarak da yine süratli yapısına ait yapıya sahip olan bir nolu Sugarman, bir Türk spor temsilcisi İbrahim Ali Ketmen'e stat alacak olan safkan. Ben hiç son yarışını hiç ölçü bile almıyorum bu safkan. Bugün çünkü kazanabileceği bir grupta koşuyor. En azından ben bugün 3 nolu Rudiko'ya en ciddi rakip olarak bir nolu Sugarman'ı İbrahim Ali Ketmen'e öneriyorum. Yani 3-1 biraz bende gruptan ayrılmış pozisyonda. Yani bu iki safkanı sığınıp da geçebiliriz eğer risk almak isteyenler için. Ama at yazmak isterseniz de o zaman kimleri yazabiliriz? En azından 5 nolu Devero, Victor Makdo temsilcisi Mehmet Kayra stat alacak olan bu safkan da en azından iyi hazırlıkları formunda olan bir isim. Bence yazılması gerekir. En azından şu andaki dereceye baktığın zaman en iyi derece 5 nolu Devero da çıkıyor. Mehmet Kayra yazacağız. Daha sonra 4 nolu Bellagio Angel. Yani Bellagio Angel gerçekten Mert Ali Solmaz'a stat alacak olan bu safkan. Yani orijine baktığın zaman inanın hayran kalmayacak bir orijin değil. Bir Macauno temsilcisi. Amerika'da gerçekten iyi bir orijin Macauno. Macauno derseniz kim bu? Yani bana göre iyi bir aygır. Hatta Macauno Uncle Mo'nun babası arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani Uncle Mo, yani o zaman bilirsiniz muhakkak. Amerika yarışlarını sürekli görenler için bana göre tartışmasız. Zaten Uncle Mo'yu ben en azından televizyondan bayağı yarışlarını seyretme imkanı buldum. Macauno'nun tayları da iyi. Bir Macauno tayı Uncle Mo bence yeterli bir referans olmuştur. Yani güzel bir orijin var. Gülerciler bu safkanı aldı ama Gülerciler de işlemeyince bu safkanı sattılar işte. Şimdi Naim İşgören'i aldım. Bu safkan da, o da satışa çıkardı. Bilmiyorum. Demek ki bu safkanın yani 70 bin lira bir türlü ilacını bulamadılar. Ama orijin güzeli derseniz bana göre en kral orijin 4 nolu Bellagio Angel'da. Bakarsınız bugün güzel bir yarış koşan, ben zaten kalitesine inanıyorum bu safkanın. 4 nolu safkanı yazacağız. Daha sonra 11 nolu Angel of Line, bir Bushranga temsilcisi Metin Hamedi ile start alacak olan bu safkanı en azından iyi bir durumda. Son olarak da 2 nolu Ergin Han, bir Hali Karnasus temsilcisi, bu da zaten bir Cap Cross soyundan geliyor. Burak Akçay ile start alacak olan bu safkanı bana göre performans olarak fena değil. Bu safkanın bugün en azından bu mesafelerde etkili bir yarış koşmasını beklediğim isim. Ama dediğim gibi 3-1 bende biraz ön planda isim. Daha sonra 5-4-11-2 de sırasıyla değerlendirebileceğimiz isimler. Günün 3. koşusu kısa vade 8. Bir ne yarışı bu? İstanbul işte Yerling satış koşusu. Satışı koşusu yani bu satış adına düzenlenen bir yarış var ya işte onun adına düzenleniyor. Çünkü burada bu satışlara halktan da katılabiliyor. En azından orada bir güzellik yapıyor TJK. Burada atçılar yani bu yarış onun adına da yani buradakiler değil yani. En azından onun adına düzenlenen bu kısa vade 8. 2 yaşlı İngiliz'in 1400 metrelik sentik yarışına baktığınız zaman burada kaya ekürleri maşallah var diyeceğiz. Godolphin gibi her tarafa saldırmışlar. Burada 2, 6, 7, 11 kaya ekürleri. 9, 10 da Zeki Uygur ekürleri arkadaşlar. Ben burada en azından bu kaya ekürleri bayağı şanslı konumda gözüküyor. Çünkü ne dediniz? En azından bir 2 nolu safkına baktığınız zaman bir yarış koşmuş. İkincilik yapmış bir Perfect Storm. Orijin iyi. Daha sonra
Altınolu Bela ister. Bir Neil Grant imsi Metin Ahmet ile start alacak olan safkanda en azından biraz grubun biraz zayıf halkası gibi gözüküyor ama burada 7 ve 11 gerçekten yani el üstünde olan bir safkanlar. Yani ben de o yüzden 7 ve 11'e biraz daha çok güvendiğim için ben bu ekürleri tek olarak bırakacağım. En azından bu Luxor ve bir de iki tane Luxor tayı bana göre bu yarışı götürür diye düşünüyorum. Yani 7 ve 11 ekürleri İsmail Çizik ve Mehmet Kaya bana, pardon, Gökhan Kocakaya ve Mehmet Kaya bana göre bu yarışı götürmesi gerekiyor. Bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere ikinci banko olarak bu ekürleri tek olarak sunuyorum. Hem burası 7'li plasının hem de 3'lü kayanın ayağı bana göre bu ekürler kazanması en normal sonuç olur. Ben de size tek olarak öneriyorum ikinci banko olarak. Günün dördüncü koşusu bir handikap 24, 4 ve yukarı Arapların 2400 metrelik santrilik yarışına. Burada 1 ve 2 nolu safkanında ekürü olduğu bir yarış. Tabii burada ikinci altılı gayanda ilk ayağı oluşu biraz buraları artık dirginlik yaratmaya başladı. En azından buralarda biraz at yazmak bence faydalı olur diye düşünüyorum. Kimlere yazabiliriz? Burada zaten burada kabak çekirdeği gibi çıkan bir at var zaten. Eğer risk almak da isterseniz 9 nolu Nibolu'yu Halis Karataş'ta bu Gobak ve temsilcisini bana göre tek bile atabiliriz. Bu safkanın bu gruptan bana göre en az 2 adım da olsa ön planda zaten kendini artık iyice kanıtladı. Yani rakibine göre koşuyor. Uzun mesafelerde zaten tartışmasız ismi olacağı da belliydi. O hale de getirdiler. Bugün Halis Karataş'ta 9-10 Nibolu çok farklı şekilde bende ön planda. Ha, banko veremiyorum ama alternatif banko oynamak isteyenler için, ikinci altılı gayanı, ilk ayarını tek olarak geçmek isteyenler için bence çok çok ideal bir banko adayı. Bunu da belirteyim. Ben bugün safkanı normal şartlarda kazanmasını bekliyorum. Yani onu da söyleyeyim. Ama at yazmak isterseniz kimleri yazabiliriz? Ben öncelikli olarak 10 nolu Korkmaz Efe, bir turbo hanedan, gerçekten hanedanın bütün tayları maşallah diyelim. Hepsi de birbirinden güzel. Bugün Akın Sözen'e start alacak olan bu safkan. Son yarışları biraz tabela dışı ama çok üst gruplarda koşmuş bir isim. Bana göre bugün kendine uygun rakiplerle koşuyor. Akın Sözen'le 10 nolu Korkmaz Efe bence ilk ciddi rakibi. Daha sonra 2 nolu Mavra, ekürü avantajına sahip bu safkan. Biraz ağır körülü safkanlar ama en azından her yerde mücadeleci ve savaşçı bir karaktere sahip isimler olduğu da belli bir şey. Bugün Mehmet Kaya'dan bence Mavra ve Tolga Yıldız'la binecek Binon'un sürüyüm bir kez. Bence her türlü yine sert rakip olmak uğraşında olacaklar. Daha sonra Altınoğlu Ulubatır. Bu safkan da sürekli aşama halinde bir safkan. Ben de bu safkanları kuponlara yazmanızı önereceğim. Daha sonra 4 nolu Afacan, İşman Çizik'le muhakkak yazılması gereken isim. Mesafe tutan bir isim. Daha sonra 3 nolu Umutlu, Saadettin Poyraz'a start alacak olan bu safkanda sürekli böyle gruplarda arada bir sürpriz yapma uğraşında seven bir isim. O yüzden 3 nolu Umutlu ile bir çarpı atabiliriz. 5 nolu Sinanlı yine uzayan mesafelerde son 0 çekti ama bu sizleri en azından biraz geri planda atmasın. Safkanda buraya İstanbul pistini bayıldı yani. İstanbul'da adeta kendinden geçti. Apayrı bir kimlikle koşuyor. 5 nolu Sinanlı ile yazabiliriz. Artık benim bugünkü bu koşuda önereceğim safkanlar bu şekilde. Ama dediğim gibi 9 nolu Nibolu ben de her türlü ön planda arkadaşlar. Dediğim gibi daha sonra 10, 2, 6, 3, 4, 5 şeklinde de sıralama yapabiliriz rakip arayanlar için. Ama ben de her türlü 9 nolu safkan ön planda yine ısrarla söyleyeyim arkadaşlar. Günün 5. koşusu handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik santrilik yarışına geldiğimizde burada da baktığımız zaman ben sizlere önceliği yine bir 9 nolu Legor'dan vereceğim. Bir Kaptan Rio temsilcisi olan safkan Adem Aslan'la oldukça uygun kilosuyla son 2 yarışın güzel ikincilikleriyle buraya bence birinciliği en çok göz kırpan bir isim haline geldi. 9 nolu Legor. Daha sonra 10 nolu Akdağ Fırtınası. Bir Indian Days temsilcisi olan safkan da Apprentice sayesinde 48 kilolara kadar düştü. Yani bayağı bir kilo avantaja sahip. Çok formda bir isim. Son 2 yarışında bir ikincilik ve son yarışını kazanan bir isim. Her türlü burada yazılması gereken isim haline geldi. Daha sonra 2 nolu Line of Babylon. Bir Rock of Gibraltar gibi gerçekten iyi bir karakterli bir orijine sahip. Biraz ağır kilolu ama bugün Mehmet Kaya zaten görüyoruz hep ağır kilolu safkanlara. İnan beni hep yanıltıyor. Geçen günde işte bir arkadaş söylüyor. Ya nasıl yazmadın diyor. 62-63 kiloluk bir ata binmişti. Kazandı kendi atlarıydı. Ya orada o kadar atlara bak ki artık sıra gelmiyor ki. Nasıl yapayım? Bu safkan en azından formda son üçüncülüğü ve en azından burada da yazılması gereken isim. Daha sonra Altınoğlu Doğu Prensi. Bir Mendip temsilcisi olan bu safkan ayağın kurşunla da en azından bu pistte de performansı iyi.
kuponlarda yeni alabilir ve son olarak da 3 nolu Big Name Smart Roaming temsilcisi olan Safkan'da Alican İnci ile bence buranın tatlı sürprizini gerçekleştirebilir. O yüzden yazmakta fayda var. Ama dedim ki 9-10 Safkan bende ilk şanslı isim. Daha sonra 10-2-6 ve 3-10 Safkanlar sırasıyla önerdiğim Safkanlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre eksantrik yarışında 8 Safkan arasında koşulacak olan bu yarışa baktığım zaman normal şartlar altında bu grubu geçmesini beklediğim bir isim var. Bu da 4 nolu Enderman. Scarface temsilcisi olan bu Safkan Alice Karataş'la start alıyor. Yani iki yarış, son iki yarışında güzel iki tane ikinciliği ama son yarışını baya baya iyi grupta koştu. Yani oradaki ikinciliğe göre bu yarışı bence normal şartlar altında kazanması gerekir. Eğer bu ayakta bir banklar işine giderseniz bana göre 4 numara Enderman tartışmasız birinciliğin en güçlü adayı. Hani bu Safkan'ı sığınıp tek bile atabilirsiniz. Ben bugün zaten normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum. Başka bir banko çıkmamış olsaydı inanın ben bu Safkan'ı direkt yönetecektim yani rahatlıkla. En azından bunu belirteyim. Bugün bence birincinin en güçlü adayı. Bu Safkan'ı yani büyük ihtimalle de kazanacak. Eğer tek atamıyorsanız tek rakibi de ikin olur. Berken olur. İşman Çizik'le bu Baran Cemil Onay'ız. Güzel bir Safkan olan bir Kaneko temsilcisi. Zaten tek yarış koşmuş. Bir güzel bir ikinciliğe sahip. Hem de derece de fena değil. Bence 4 nolu Enderman'ın en ufak hatasını affetmeyecek konumda. Ama her şeye rağmen ben 4 nolu Enderman'dan bugün bir birincilik bekliyorum. Dediğim gibi at yazmak isterseniz, rakip isterseniz de 2 nolu Berken'e önereceğim Safkan. 7. koşuya geldiğimizde 7. koşu Beverly Türk koşusu bir grup 1, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre eksantrik yarışında burada 6 Safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığım zaman artık 1 nolu Lang Runner var. Yine son yarışını uzayan mesafelerde ne kadar etkili bir Safkan olduğunu gösterdi ve kazandı. Ben yine bu 2000 metre eksantrik yarışı yine ideal mesafesi olarak görüyorum. Ben bugün de bu rakipleri zaten yarış süratli gidecek. Yani yavaş gidecek bir yarış da değil. Süratli her giden yarışta sonlardaki etkili atayla bu yarışı yine kazanıyor. Ben yine 1 nolu Lang Runner'dan Gökhan Kocakaya'da yine bir birincilik serisine devam etmesini bekliyorum ve sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Semiral Birbaşar adına koşacak kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik kisentlik uzun mesafeli kum yarışı, kisentlik yarışına baktığımızda yine birbirinden iyi safkanların oldukça mücadeleli olacak bir safkanların bir arada olduğu bir yarış. Yani burada biraz sanki sürpriz sinyalleri SOS'leri veriyormuş gibi bir havası var arkadaşlar. Tabii burada kimleri kimleri verebiliriz? Yani şimdi burada geçen konuştuğum isim az önce dedim ya ağır kilo koştu bir nolu Doğa Kanunu'ydu. Ama bugün Doğa Kanunu bakalım ne yapacak? Ben yine bugün 5 nolu Artisman bu Tizvay temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na en azından son yarışı kazanmış formda bir isim. Gördüğünüz gibi Aris Kartaş bilmiyor üstüne zaten. O günkü kusura bakmayın. Boğazım iyice şey oldu. 5 nolu Artisman bugün bu Tizvay temsilcisi Kadir Tokaçoğlu bende ilk şanslı isim. Yine 1 nolu Doğa Kanunu yazacağız. Geçen yarışta işte bizi eleştirenler oldu. Bu altını az yazmadın diye. Bugün bakalım yazalım ama yarış çok hızlı gidecek. Bir de önlerde gidecek safkanlar çoğaldı. Yani bakalım ne kadar etkili olur bu. Çünkü sert tempo yapıyor. Yazacağız arkadaşlar. En azından güzel bir formu varken en azından değerlendirmekte fayda var. Daha sonra 7 nolu Bitcoin. Bu Victor Galo temsilcisi İşman Çizik'le start alıyor. Artık özlenen aralığa birinciliği umarım bu yarışta kazanmak için girecek Gülnur Gülerce'ye ait bu kalite safkanı bugün yarışta göreceğiz. Ama ben bu safkanı artık yavaş yavaş da bir aygırlığa geçmesini beklerim yani en azından. Belki de bu sezonu bitirdikten sonra geçebilir. Çünkü artık geçen seneki eski formunlarından biraz uzak 7 nolu Bitcoin. Ama her şeye rağmen kalitesiyle yine koşacak arkadaşlar yazacağız. 9 nolu Victorious Hours. Victor Galo temsilcisi Gökhan Gökçeli start alacak olan bu safkan da yani benim birinci koşuda söylemiş olduğum safkanın anneden kardeşi. Yani birinci koşuda 8'i tek verdim ya. Ha işte o bu safkan da aynı ekürü. Anneden de aynı kardeş olan bir safkan. Zaten bu safkan kimleri geçmedi ki? Yani bir kimi bir üçlü taş yapacaktı. Bir Grey Ocean. Yok Grey Ocean neydi ya? Gazi Kazan'ın isim vardı. Neyse atları şimdi kafama bir anda takılınca kafamdan gidiyor zaten. Kalite bir safkan ama bugün farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. İyi safkan kalitesiyle bugün bence kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 4 dolar Rampage.
sürekli bu gruplarda iş yapan bir safkan. Halis Karataş'ta da bütünleşen bir safkanı yazacağız arkadaşlar. Eğer çok çok sürpriz arıyorsanız da bir de altın olan Aybars diyeceğim artık. Eğer çok ihtimalli geriye dönüş yaparsak arkadaşlar. Ama 5-1, 7-9, 4 biraz daha ağır basıyor. Daha sonra bir hatta yazarsanız altın olan safkan zaten o zaman da bu ayağı kapatmış gibi olacağız. Ama ne yapacaksınız? Bayağı geliri olan safkanlar olunca da mecburen söylemek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi iki teknikle bu oyun yaparsanız buraya biraz fazla at yazabilirsiniz. Son koşuya geldiğimizde kısa vade altı dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik sentetik yarışında burada en azından iyi safkanlar var ama burası da çok sürprize müsait bir yarış. İşte buraya da artık ne kadar yüklenebiliriz artık imkanlar gereğince. Ama kalkıp öbür ayakları biraz az atla geçebilirsiniz. Buraya biraz yüklenebilirsiniz. Çünkü burası biraz çok çok SOS veriyor yani kelimenin tam anlamıyla. Ben önceliği 5 nolu İlal Eda'ya vereceğim. Bu Kaysberg temsilcisinin İlker Soyat'la en azından güzel bir form yakalamışken bugün lehine çevirebilir bu yarışı. O yüzden ilk çarpıyı 5 nolu İlal Eda'ya atalım. Daha sonra 4 nolu Gümbik'e Gökhan Kocakaya start alacak olan bu safkan da bu aralar çok formunda, tırnağın ucunda bir safkan. Bence bugün muhakkak kuponlarda yine yeni almalı. Ve son olarak da 2 nolu Subiki. Bir ara temsilcisi olan bu safkan da Ayhan Kurşun'la start alıyor. Çok etkileyici bir formu var ama bir türlü şu istenen birinciliği kavuşamıyor. Arada birinciliği bugün kavuşabilir. 2 nolu Subiki'yi yazacağız. Yani bu gruba baktığımız zaman 5-4-2 biraz daha ön planda. Yani bu 3 safkana sığınıp bu ayağı bu şekilde de geçebiliriz. Eğer 1-2 hatta ilave etmeyi geri duyarsanız da olanlar içinde bu 9 nolu Amankaya. Amankaya bir aman çektirebilir bir Kafkasya temsilcisi. Çünkü bugün benim biraz dikkatimi çekti. Hani PTK'na Mehmet Kaya biniyor, Amankaya İsmail Çizik biniyor. Valla bir oyun olabilir diye düşünüyorum ama bakalım inşallah hayırlısı. 9 nolu Amankaya yazalım arkadaşlar İsmail Çizik'le. Ve son yarışındaki güzel bir kısa vade yarış kazanan 8 nolu güzel tutkuyu da bu güzel formülle tekrardan bence Gökhan Gökçeli yine değerlendirmekte fayda var. Safkan çünkü çok formda bu yarışı da kazanıp bir seri haline getirebilir. O yüzden 8 nolu güzel tutkuyu da yazıp son olarak da artık bu Ali Cengiz oyunu olmasın diye 12 nolu PTK'na hani kalkıp bir çarpı bence eğer yeriniz imkanınız varsa atabilirsiniz. Çünkü son üçüncülüğüyle sanki bu yarışa bir göz kırptı. Biraz yarışın zayıf halkası gibi gözüküyor ama ne olacağı da belli olmaz. Bir Mehmet Kaya var sonuçta ya her şey olabilir. O yüzden değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen 5-4-2 öncelik genişletirsek 9-8 ve 12 nolu safkanları da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz konuşuyorum fazla açıklama yapıyorum ama inanın bunlar sizin faydanıza olacağını düşündüğüm için yapıyorum. Bazı arkadaşlar kısa kes aydın havası olsun hesabında diyor. Hani sonuçları söyle diyor. Ya ben direkt o şekilde değil de biraz en azından hem muhabbet olsun hem şey olsun. Yani burada benim fazla konuşmam inanın bana bir herhangi bir artı kar yapmıyor. Bunu bir belirteyim. Ya ben düz okuyup geçerim sıkıntı olmaz benim için ama en azından sizlere belki biraz da olsa faydası olur diye düşündüğüm için yapıyorum. Herkesin gönlüne göre versin. Yani önemli olan önce saat arkadaşlar. Aman dikkat edin saatimize her şeye. Ondan sonra bu keyif oyunlarına oyunlarımıza devam edebiliriz. Herkese bol kazançlar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.